Evet, merhabalar, iyi akşamlar hepinize. Hepiniz hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Bir önce ses kontrolü yapmak istiyorum. Sesim geliyorsa birisi yazabilir mi ses geliyor diye. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Tekrar hoş geldiniz diyorum hepinize. Bugün geçen hafta yapılmış olan online olarak Ecofest'in videodan izlediğiniz, dinlediğiniz Anatoly Yunitskin sunumu, diğer ülkelerdeki grupların konuşmaları, bir araya gelip seslenişi, birbirlerine olan tebrikleri, selamlamaları, bunları seyretmiştik. Ecofest 2020 online olarak gerçekleşti. Çünkü Covid döneminde kimse seyahat edemiyor. Herkes farklı ülkelerde, farklı yerlerde yaşadığı için, bulunduğu için herkes bir araya toplanamadı. Bu nedenden dolayı da Ecofest'i online olarak gerçekleştirdiler. Sanırım katılanlar devam edecek. Biz yine de başlamış olalım. Katılmak isteyenler ilerleyen dakikalarda herhalde katılmaya, bize eşlik etmeye başlayacaklardır. Ecofest'in gerçekleşmiş olduğu alanla ilgili canlı yayın biliyorsunuz Belarus'tan da yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden de yapıldı. Slovakya'dan katılanlar oldu. Gürcistan tarafındaki temsilcilerden katılanlar oldu. Yine başka farklı ülkeler vardı. Hepsinden bir selamlama vardı. Özbekistan tarafından katılan arkadaşlar vardı. Rusya'dan katılanlar vardı. Bunların hepsinin selamlarını almış olduk. Yayına katılan arkadaşlar zaten buna tanık oldular. Anatoly Yunitski bu sunumda 2020'nin nasıl geçtiği ile ilgili bir rapor anlatımı yaptı ve onun dışında da ileriye dönük projenin nasıl devam edeceği ile ilgili bir sunum yapmış oldu. Bu sunumla ilgili daha sonra bize ayrıntılı bir doküman bizim web sitemizde yayınlanacak. Skyward Community web sitesinde yayınlanmış olacak. Oradan Türkçesini de okuyabileceksiniz. Bununla ilgili daha sonra bilgi alabiliriz. Daha ayrıntılı görüşmeler, konuşmalar yapabiliriz. Benim dinlemiş olduğum haberler içerisinde neler duydum? Ben biraz bunu size aktarmak istiyorum. 2020'nin Covid dönemine bakmaksızın aksamadan bütün projeleri devam ettiğini anlatmıştı. Herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Belki bir yavaşlama oldu. Fakat bir gün bile ara verilmeden çalışmalar devam etti. Bunu vurgulamıştı Anatoly Yunitski. Bunun dışında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki projeyi başarılı bir şekilde tamamladığımızı, deneme pistinin tamamlanmış olduğunu ve bundan sonraki çalışmaların aynı yerde devam edeceğini, başka anlaşmalar yapıldığını, adresi belli olan artık anlaşmalar da almış olduğunu söylemişti bize. Belarus'te yeni bir pist hazırlığı yapılmaya başlandı. Burada saatte 500 kilometre hızla ilerleyebilen bir aracımız daha olacak. Bununla ilgili test başvuruları başladığını söylemişti. Hazırlıklar yapılıyor denilmişti. İsim değişikliği ile ilgili bir açıklama yapılmıştı. Çünkü biliyorsunuz rakipler oluyor. İster istemez tabii olumlu veya olumsuz olarak yorumlar yapılıyor. Bundan dolayı yapılan bir isim değişikliğin açıklaması yapılmıştı. Bunun dışında tokenler konusunda bir açıklama yapılmıştı. Token konusunda biliyorsunuz bizim katılımcılarımız, bizim buradaki Türkiye'deki
yatırımcılarımızın da çok fazla sorusu oluyordu. Orada yapılan bir açıklama vardı. Bu açıklamada şöyle bir şey iletildi. Token'in henüz ne kadar gelir getireceğini veya ne kadar işlek bir şey olacağı ile ilgili net eline herhangi bir analiz ulaşmadığı için onaylamadığını ya herkesin token alıp hisselerin tokenini değiştirmesini onaylaması gerekiyordu. Ya da tokenin öncelikle bir piyasaya çıkıp değerinin ne olacağını başka firmaların borsaya sürmüş olduğu tokenlerin nasıl bir hareketlilik gördüğünü analiz ettikten sonra bir onay vereceğini söylemişti. Bu iki seçim arasında kaldığını ve yatırımcıları zarar sokmamak için tokeni şu anda hisseleri tokeni değiştirme konusunu kaldırmış bulunduklarını, hisselerin alımının devam etmesini daha doğru bulduğunu söylemişti. İki tercih arasında kalmıştım. Ya zararına olacaktı. Belki de yatırımcılar bundan zarar görecekti. Ya da şu an için bir beklemeye almamız gerekiyordu demişti. Biz de beklemeye almayı tercih ettik dedi. Hareketliliği piyasada bir görelim. Gördükten sonra yorumlarımızı yaparız demişti. Ben burada gördüğüm kadarıyla yeni katılanlar da var. Ali Bey var burada. Evet, hoş geldiniz Ali Bey. Ayrıca hayırlı olsun diyorum. Aramıza katıldınız. Yatırımınız da hayırlı olsun. İnşallah sizin için de güzel şeyler olur diye iyi dileklerde bulunmak isterim. Şimdi onun dışında yapılan projelerle ilgili aslında projenin teknoloji tarafının da anlatımı vardı. Fakat bu teknoloji kısmındaki yapılan anlatımı bir doküman üzerinden çalışmamız çok daha doğru olacaktır. O doküman henüz yayınlanmadığı için ben size oradan ayrıntılı bilgileri veremeyeceğim. Ama genel olarak sunumu seyrettiğimiz zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılmış olan çalışmanın, orada yapılmış olan evin ne durumda olduğunu, inşaatın nasıl geliştiğini, nasıl bir düzenleme yapıldığını, çalışanlar için sağlanan olanaklar, orada çalışacak olan arkadaşlar, mühendisler, bütün ekibin çalışması ile ilgili bir yayını vardı. Diğer ülkelerden olan yatırımcılar, tabii ki bunların hepsi bir araya gelemedi ama gelebilenler bir araya geldiler. Bunlar hepsi bir araya gelip kendi dillerinde küçük küçük tebrikler birbirlerine ilettiler, merhabalarını, selamlaşmalarını hepimize iletmiş oldular. Katılmış olanlarınız yine onları da seyretmiştir mutlaka ki. Türkiye tarafından biz bir araya gelemedik. Gelemememizin nedeni de herkes farklı şehirlerdeydi. Herkesin bir araya gelmesi mümkün olmadı. Ama bizim adımıza orada bir selamlaşma yapıldı. Türkiye'den bütün yatırımcılara, bütün yönetim kuruluna bir selam gönderildi bizim adımıza. Bunu da iletmek isterim çünkü aranmıştık, bir araya gelebilir misiniz diye soruldu. Fakat birkaç kişiyle buradan görüşme yaptık ve gelemeyeceğimizi birlikte karar verdik. Bir araya gelemiyoruz şu anki durumda demiştik. Ama selamımız iletilmiş oldu. Türkiye'nin katılmış olduğunu da belirtmiş olduk. Ve yayın sırasında Türkiye tarafından katılıp orada birkaç kelime bile yazmış olan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum buradan. Bizim proje içerisinde olduğumuzu ve aktif olduğumuzu göstermiş olduk. Bu da güzel bir gelişmeydi bizim açımızdan. Sonuçta biz artık bir grup olarak, bir lider grup olarak ilerlemek için yol aldık ve başladık. Gayet güzel, başarılı bir şekilde gidiyoruz. Ecofest ile ilgili yine yazılı dokümanlar elimize ulaştığı zaman, sitemize yayınlandığı zaman bunu bir tekrardan takip edeceğiz. Tekrardan buradan konuşma fırsatını bulacağız. Bu muhtemelen bayağı bir konuşulacak olan bir konu olacaktır.
Bunu tekrardan bir araya geldiğimizde konuşacağız. Muhakkak ki konuşacağız. Bana gelmiş olan sorularınız var. Bu sorulara aslında cevap vermek istiyorum. Soruları gruptan atmış oldukları için hepsini tabii ki de ezberde tutmam mümkün değil. O yüzden arada bir bakıp bu soruları okuyup cevap vermeye çalışacağım. Çünkü sanırım herkesi ilgilendirecek sorular hazırlanmış ve iletilmiş. Şimdi soruları hazırlayan İlhan Bey. İlhan Bey buradan teşekkür ederim soruları bana iletmiş olduğunuzdan dolayı. Sorulara geçmeden önce küçük bir sunum yapmak istiyorum. Çünkü yeni katılan arkadaşların da bilgisi olsun istiyorum. Skyward Community halka açık yatırım projesidir. Bu halka açık yatırım projesi içerisinde Skyward Community projesi, yani Asmalı Yollar projesi olarak adlandırılıyor. Dünyanın birçok yerinde proje şu anda aktif olarak yürütülüyor. Bazı yerlerde adres üzerine çalışmalar yapılmaya başlandı. Bazıları teslim edildi. Belarus'te yapılan test çalışma sahası var. Belarus'te ayrıca yapılan bir saha daha var. Şu anda orada iki tane saha var. 25 kilometrelik bir saha daha yapılmaya başlandı. Burada da diğer araçlar hem test edilecek hem kullanım başlaması açısından da bunun çalışmaları başlamış oldu. Bunun dışında Birleşik Arap Emirlikleri'nde adres üzerine yapılmış olan bir projemiz var. Bu proje aşaması yaklaşık bir yıllık bir projeydi. Bir buçuk yıl içerisinde tamamlandı. Yani Kasım ayında tamamlanmış oldu. Orada da yine test aşamaları da başlatılıyor. Kullanımlar da başlatılacak ve devam edecek. Birleşik Arap Emirlikleri Dubai tarafında yine bir proje alınmıştı. O da 25 kilometrelik bir proje olacaktı. Bunun çalışması başlatılacaktı. Bunun üzerine bir anlaşma düzenleniyordu. İmzalar atılacak. Yönetimle birlikte devlet yetkilileri tarafından da onaylanmış bir şekilde proje başlatılacaktı. Bu ilerleyen süreç içerisinde tekrar bizlere aktarılacak. Çünkü artık biliyorsunuz Türkçe haber akışında önemli haberleri görebiliyoruz. Hepsini ayrıntılı görmesek de önemli gelişmeleri bize mutlaka aktarıyorlar. Türkçe olarak bunları okuyup bilgilenebilirsiniz. Bunun dışında Vietnam tarafında çok iyi bir çalışma yapıldığını aktardılar. Vietnam tarafındaki çalışmalar içerisinde bayağı bir yoğunluk var. Bundan sonraki çalışmalarda adres üzerine teklifler değerlendiriliyor. Anlaşmalar için devletin yetkilileriyle birlikte sözleşmeler hazırlanmaya başlıyor. Bu farklı ülkelerde tabii ki de devam ediyor. Her biri bize muhakkak ki açıklanması mümkün değil. Sonucuna vardıktan sonra hepsi aktarılıyor. Şimdi Skyward Community'nin çalışma sistemi nasıldır? Skyward Community 15 aşamalı bir proje. Bu 15 aşamalı proje içerisinde ilk başladığı günden itibaren bir anlaşma vardı. Bu projenin içerisinde şu anda 15 etaplık anlaşma içerisinde yatırım yapan arkadaşlar, gruplarını kuran arkadaşlar ve gruplarında bulunan yatırımcılar hepsi projenin ortakları olarak değerlendiriliyor. 15. aşamadan sonra sadece yatırımcılar hisselerini borsadan satın alabilecek, borsada satabilecek. Bu şekilde çalışma olacak. Onlar ortak olarak proje içerisinde yer almayacak. Bu bilgi bu şekilde devam ediyor. Bir değişiklik olacak mı veya olmayacak mı? Bununla ilgili herhangi bir açıklama henüz elimize ulaşmış değil. Ama projenin şu an için böyle bir değişikliği yapılmadı ve muhtemelen de yapılmayacaktır. 15. aşama ne zaman başlayacak? Şu anda 14. Etap içerisinde bulunuyoruz. 14. etabı da bir ay sonra tamamlamış olacağız. Yani Aralık'ta 15. etaba geçmeye başlayacağız.
14. etaptan sonraki son 15. etap artık son fırsatlarımız, son değerlendirmemiz gereken büyük fırsatlar, öyle diyelim. Ondan sonra 15. etapta tamamlandıktan sonra borsa hazırlığa başlayacak. Hatta borsa hazırlıkları konusunda herhangi bir aksaklık durumu yaşanmazsa 15. etap tamamlanmadan borsa çalışmaları başlayacak denilmişti. Yani sertifika süreci bitecek. Borsada hisselerimiz tescil edilmiş şekilde 15. etaptan sonra hızlı bir şekilde borsaya açılmış olması konusunda bir çalışma yürütüleceği aktarılmıştı. 15. etap yaklaşık 2022'de tamamlanmış ve borsaya açılmış olmak üzere bir planlamada yer aldığı söylenmişti. Bununla ilgili de bize açıklamalar František Szolár beyefendi, Vladimir Volkov tarafından, beyefendi tarafından yapılmıştı sunumlarda. Bununla ilgili yine gelişmeli olduğu zaman tekrardan muhakkak ki bilgiler gelecektir. Eğer herhangi bir değişiklik yapılacaksa bunlar bize aktarılacaktır. Haberleri izlememiz, haberleri okumamız bu açıdan gerçekten önemli. Bütün haberler üzerinden bütün gelişmeleri takip edebilirsiniz. 15. etap içerisindeki yatırımlar artık yavaş yavaş yapılan indirimli paket satışları, yapılan büyük promosyonlar, bu promosyonlardan yararlanmanız için sunulan fırsatlar. Bu fırsatları bu etapların bitişine kadar değerlendirmenizi öneririm. Hatta şiddetle öneriyorum diyebilirim. Şu an için grup kuran arkadaşlar var, alt gruplarını kuran arkadaşlar var. Burada grup kuran arkadaşlar birinci kollarını kurdukları zaman, yani birinci alt gruplarını kurdukları zaman, kurmuş oldukları alt gruplarda %15'lik bir kazançları oluyor. Yani onların havuzuna geri aktarılıyor. Yatırım yapan arkadaşlardan bir üst gruba bir bonus hesaplaması geliyor. İkinci seviyedekilerden %7 olarak geliyor gibi bir network sistemini kuruyorsunuz. Bu network sisteminin kurulmasının bir amacı var. Burada ne kadar çok yatırım yaptıysam o kadar yüksek bir seviyeye çıkmam gerekiyor diye bir şey söz konusu değil. Çünkü yatırım fırsatı ve bu proje öyle ayarlanmış ki hem yatırım yapacaksınız hem de alt gruplarınız, network sisteminizi kuracaksınız ve ikisi eşdeğer gitmesi gerekiyor. Yani fazla yatırım yaptım ve çok büyük bir yatırım yaptım ve ben çok yüksek bir statüye geldim diye bir şey yok. Sizin grubunuzda sizinle birlikte çalışması gerekiyor. Belirli limitler var. Bu limitleri tamamlamanız gerekiyor. Bu limitleri tamamlarken sizin alt grubunuzda bir üst seviyeye geçmiş olması gerekiyor. Sizin alt grubunuz bir üst seviyeye geçtiği zaman otomatik olarak siz de bir üst seviyeye geçmiş oluyorsunuz. Fakat burada kurmuş olduğunuz grup 3 farklı hat olarak kuruluyorsa bu 3 farklı hattan 3'ünün aktif olması gerekiyor. Yani çalışmalarının gerçekleşiyor olması gerekiyor. Hedefler konulmuş ve o hedeflere ulaşılmış olması gerekiyor. Bu hedeflere siz ulaştıkça, sizin alt gruplarda ulaştıkça her iki tarafta bir üst statüye geçmiş oluyorsunuz. Yani siz liderdiyseniz, sizin alttakilerden 3 kişi lider olduysa siz bir üst seviyeye geçiyorsunuz, statüye geçiyorsunuz, master oluyorsunuz. Bu şekilde her seferinde bir statüyü atlamış oluyorsunuz. Bununla ilgili yine Türkçe olarak da, İngilizce olarak da, Rusça olarak da site içerisinde işimi nasıl kurabilirim, nasıl üst seviyelere geçiş sağlayabilirimle ilgili şemalar var. Bu şemaları indirebiliyorsunuz. Sunum halinde de çıktı da alabiliyorsunuz. Slide halinde de var.
Bunu hatta kurmuş olduğunuz alt gruplarınızla bir araya gelip bir planlama içerisinde hedef koyarak gerçekleştirebilirsiniz. Bunu mutlaka kullanın. Çünkü kulaktan duyduğunuz bilgilerle çok fazla doğru ilerleyemezsiniz. Fakat elinizde bir dokümanınız olursa, hazır bir şemanız olursa bu şema üzerinden kendi planınızı kurar, grubunuzla bir araya gelir. Grubunuzun içerisinde her şeyi birlikte karar verebilir, tartışabilir, doğruyu bulabilir ve planlamanın en doğru şekilde nasıl gitmesi gerektiğini ortaya çıkartabilirsiniz. Network sistemini kurmak istiyorsanız network sistemini öyle kişileri seçin ki bunlar gerçekten çalışabilecek, alt gruplarını geliştirebilecek kişiler olsun. Yani aktif olabilsinler. Tabii ki de yatırım amaçlı kayıt olan kişiler olacaktır. Buna olmayacaktır değil. Herkes network sisteminde bir gelir elde etmek için katılmayacaktır. Kimisi sadece yatırım yapmak için katılacaktır. Ama bu kesinlikle herhangi bir engel değil. Bu yine bu projeye bulunan katkı. Bu projenin içerisinde yer alan kişiye de bir şey sunmuş oluyorsunuz. Ayrıca kendinizi de daha iyi desteklemiş oluyorsunuz. Deneyim kazanmış oluyorsunuz. Hiçbirinde olumsuz herhangi bir şey yok. Kimi network sistemi kurmak ister, belirli seviyelere gelmek ister ve projenin içerisinde çalışan hale bile gelmek isteyebilir. Kimisi de sadece yatırımcı olmak ister. Borsaya çıkış yapıldığı zaman da borsa içerisinde hisselerini değerlendirmek ister. Ya da tekrardan hisselerini katlayarak gitmek ister. Bu tamamen insanların kendi tercihlerine kalmış bir şeydir. Burada verilen bonus sistemi yani prim sistemi diyelim biz buna yüzdelik sistemler. Bu sistemlerin verilmesinin sebebi hem siz çalışmış oluyorsunuz aslında hem siz ortaksınız. Ortak olduğunuz için orada size %3'lük, %5'lik gibi bir prim sistemi uygulanması çok doğru bulunmadığı için %15'lik işte ikinci grubunuzda %7'lik sistemle bir paylaşım yapılmış. Yani siz ortak olarak değerlendirildiğiniz için bu ilk aşamalarda sizin avantajlarınız bunlar. Bunlar sizler için geçerli. 15. etabın sonuna kadar geçerli olan teklifler. Tabii ki de 15. etaptan sonra bu proje devam ettikçe ne kadar bir ömür boyu sürecekse siz yine aynı şekilde ortak olarak kalacaksınız ve sizin kurmuş olduğunuz sisteminiz eğer ki kuracaksanız böyle bir sistem, bu sistem hep korumalı olarak kalacaktır. Burada herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Şimdi belirtmeniz gereken, daha doğrusu karar vermeniz gereken konu, network sistemi mi, yatırım olma kararınızı bunu belirleyin ve buna göre çalışmanız devam edin. Bir şey daha vurgulamak istiyorum. Bu ay içerisinde hologram yüklemesi yaparak paket satın alabiliyordunuz. Bunlar 5.000 dolarlık paketler 10 ay taksitli şekilde veya peşin ödemeyle sunulmuş olan paketlerimiz vardı. Artı 600 dolarlık paketimiz vardı. Bu da 12 aylık 50 dolarlık taksitlerle bir paketimiz var. 1.200 dolarlık her ay 100 dolardan 12 ay taksitle yine paketimiz var. Bunlar sınırlı sayıda kaldı. 5.000 dolarlık paketlerde bir kere hologram yapabiliyorsunuz ama pakette sınır yok. Satın alabiliyorsunuz. Hologramı eğer taksitle alırsanız taksitlerinizin tamamını ödemeyi bitirdikten sonra hologramınızı yükleyebiliyorsunuz. 5.000 dolarlık paket şu anda yayında ve 31 Ekim bizim saat yani biz 11:55 diyoruz ama yine de siz bir saat öncesine kadar bitirmeye çalışın. Böyle bir projeniz varsa almak istiyorsanız hedefiniz varsa planınız içerisinde yer alıyorsa
Bu paketlerden yararlanın. Özellikle de 5.000 dolarlık. Çünkü bu paketler sonraki şeylerde iki katına katlayacaktır. Bir daha bu indirimleri bulamayacaksınız. Bir sonraki ay Kasım ayında 10.000 dolara hologram paketi yine sunulacaktır. Orada da 1 milyon hisse var. Fakat bu Kasım ayında sunulacaktır. Herkesin kaldırabileceği belki rakam olmadığı için de herkes buraya başvuruyu yapamayabilir. O yüzden 5.000 dolarlık yani 500 bin adet hisseden yararlanmak isteyen arkadaşlar Ekim'in 31'ine kadar lütfen alımlarını yapmak isteyenler varsa alımlarını yapsınlar. Yapamayanlar ve üyelik yapmak isteyenler, alt gruplarını kurmak isteyen kişiler buradan benimle, Hikmet Bey ile Yeter Hanım'la iletişime geçebilirler. İletişimden destek alıp alt gruplarını kurabilirler. Her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Çünkü biz bir ekibiz ve birlikte yolda ilerliyoruz, devam ediyoruz. Şimdi sorulara gelmek istiyorum. Bana gelen sorular içerisinde birinci soru, miras bırakma olayı hangi şartlar kapsamaktadır? Miras bıraktığımız ailemiz veya yakınımız olağan dışı bir durum olduğunda sahip olduğumuz hisseleri nasıl alacak, nasıl iletişim kurabilecekler diye bir soru var. Şimdi miras bırakma konusunda siz bu sisteme yatırım yaptığınız zaman miras bırakma konusunda bir sözleşme imzalıyorsunuz. Bu sözleşme içerisinde bu konuların hepsi yeri alıyor. Sözleşmeyi inceleyip sözleşmeden bunların cevabını alabilirsiniz. Şimdi buradaki sorulara cevap vermek için bu sözleşmenin bir tane çıktısı benim de elimde olması gerekiyor ki ben bunu okuyayım, tercümesini yapayım ve size cevap vereyim. Ama siz hisseleri aldıysanız, sözleşme imzaladıysanız bu sözleşme mutlaka sizin sisteminizde kayıtlı, sizin sayfanızda, kişisel hesabınızda kayıtlı. Bu sözleşmeyi açıp mirasla ilgili kısımda bilgileri okuyabilirsiniz, cevabınızı alabilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla da miras bırakma konusu sizin çocuğunuz, eşiniz gibi kişiler tamamen sizin hisselerinize sahip olabiliyorlar. Fakat net cevabı almak için lütfen sisteme girip imzaladığınız sözleşmeyi indirin ve inceleyip okuyun. Eğer ki Türkçe sözleşmede metin bulamıyorsanız bunu yine tekrar bakabiliriz. Tercümesini yapar. Yani ne anlatmaya çalıştığını okuruz ve hatta yine bir sonraki sunumlarda bunun üzerinden de tekrar bir geçebiliriz. Eğer bununla ilgili gerçekten cevap almak isteyen başka arkadaşlar da varsa, yoğun bir talep olursa bunların üzerinden geçebiliriz. Skyway devlet desteği aldı mı yoksa bütün sermaye yatırımcılar sayesinde mi toplanıyor diye bir soru var. Skyway devlet teşviki alması için bir ülkeden bir başvuru yapılmış olması gerekiyor. Ülke içerisindeki yetkililer veya yatırımcılar tarafından. Eğer ki devlet buna teşvik veriyorsa tabii ki de bu teşvik kullanılır ve Skyway projesi gerçekleştirilir. O ülke içerisinde geçerli olur. Bu zamana kadar alan geçen de yapılan yayında bir açıklama yapılmıştı. Finlandiya tarafından böyle bir desteğe başvuru yapıldı ve onayı beklendi. Sözleşmelerin imzalanması bekleniyor diye duymuştum. Bu da verilen sanırım COVID döneminde verilen desteklerden biriydi. Bundan da yararlanmak isteyenler başvurularını yaptılar. Kısmi olarak bir devlet teşviki alıyor o proje. Alabilir mi? Evet, alabilir. Bu bizim tarafımızdan da yine Türkiye'den böyle bir başvuru yapılırsa bununla ilgili teşvik alma ihtimali var. Skyway'den satın almış olduğumuz hisselerin belgeleri elimize teslim aldık. Fakat bu belgeler yasal olarak ne kadar geçerli? Yani bir hak hukuk talep edebiliyor muyuz herhangi bir durumda diye soru var. Evet, aslında sizin bütün haklarınız sertifikaların satın aldığınız bölümde yine yer alıyor.
haklarınız korunmuş şekilde. Nasıl Skyway'in kendi hakları da korunuyorsa, sizin de aynı şekilde hukuksal yollarla vurabileceğiniz süreçler, yollar var. Bunları değerlendirmek isteyenler, bir problem yaşayan olursa değerlendirebiliyorlar ve başvurularını yapabiliyorlar. Hukuk sürecini beklemeleri şartıyla gerçekleştirebiliyorlar. Yani siz sertifikayı aldınız da bunun arkasında herhangi bir çalışma yok veya bir zor bir durumda kalırsanız kimseyi karşınızda bulamayacaksınız diye bir durum söz konusu değil. Her zaman cevap alabileceğiniz, hukuk yoluyla haklarınızı arayabileceğiniz sözleşmede metin olarak yer alan maddeler var. Değerlendirebilirsiniz, biliyorsunuz. Yani gerekli durumlarda bunu kullanabiliyorsunuz. Skyward Community kurucusu Anatoly Yunitski Eduardovich dışında şirketin mirasçısı var mı? Şirketin mirasçısı herhangi bir kişi değil. Şirketin mirasçısı aslında yatırımcılar, ortaklar. O yüzden buradaki mirasçılar yine ortaklar oluyor. Bu ortaklar kaç kişiden oluştuğunu, bunu çok incelemek gerekiyor ki buna ulaşılabilir mi? Bu kadar yatırımcı içerisinde siz de ortaksınız, ben de ortağım, bir başkası da ortak. Yani Anatoly Yunitski'ye bir şey olsa bile bu proje devam edecektir. Buranın çünkü ortakları var. Siz de ortaksınız, ben de ortağım, bir başkası da ortak. Bunu açıklamışlardı çünkü bu soru çok fazla Anatoly Yunitski'nin kendisine yöneltiliyor. Ve bu soruya cevap veriyor kendisi de. Bana herhangi bir şey olsa da bu proje devam edecektir. Yatırım projesinin ortaklarıyla bu yol devam edecektir diyor. Çünkü planlama ona göre yapılmış. Eğer mirasçısı varsa bu durumda kim yönetecek, kim devralacak ve işi kim tamamlayacak, devam ettirecek diye soru. Aslında bunun da cevabını vermiş olduk. Plan değişiklikleri belki olabilir ama o proje devam edecek. Yani aksamadan devam edecek diye bir açıklama var. Bunu haber akışında açıp okuyabilirsiniz. Yer alıyor yazılarda, ben de okumuştum. Hesapların ve Skyward Community sanal ofisimiz ne kadar ve ne derecede güvenli? Herhangi bir durumda korunabiliyor mu diye bir soru var. Bununla ilgili yine toplantıda sorulmuştu. František Szolár beyefendi burada cevap vermişti. Şöyle demişti, bir tane değil, birçok güvenlik sistemi var. Ana merkezde bile çok büyük bir güvenlik sistemi var. Herhangi bir şey olması %99,9 gibi bir şeyle öyle bir durum yaşanmaz diye bir açıklama yapılmıştı. Yani 0-1'lik bir şey ne için kalabilir? Çok büyük bir olağan bir durum olması gerekiyor ki öyle bir şey olsun. Şimdi diğer soruya da bir bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri dışında başka bir ülkede inovasyon merkezi kurulması planlanıyor mu? Planlanıyor ise neden sadece tek bir yerde inovasyon merkezi olmuyor? Şimdi bütün dünyaya hitap ederek yapmış olduğunuz bir proje varsa bunu tek bir inovasyon merkezinden yürütmeniz mümkün olmuyor. Çünkü her ülke kendi tarafında projeyi görmek istiyor. Yapılan işi görmek istiyor, takip etmek istiyor. Muhtemelen bundan dolayı farklı ülkelerde bir inovasyon merkezi kuruluyor. Ve devam ediyor. Şimdi sadece Belarus'ta kurulu olan bir inovasyon merkezine herkesin ulaşması mümkün değil. Ve her şeyin sadece o
ülkede gerçekleşmesi de mümkün değil. Kimisi küçük araçlardan talepte bulunuyor, kimisi büyük araçlardan talepte bulunuyor. O yüzden her ülkenin talebi farklı olduğu için muhtemelen bundan dolayı da inovasyon merkezleri de farklı yerlerde kuruluyor. Başka ülkelerde yine inovasyon merkezleri kurulacak mı? Bunu bilmiyorum. Bununla ilgili bir açıklama olmadı. Bu tür soruyu da kimse yöneltmedi. Ama olursa da bunun da açıklaması yapılacaktır. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir tane inovasyon merkezi var. Belarus tarafında bir tane var ve bir tane daha yapılıyor. Bunu diyebilirim. Daha sonraki süreçlerde yine tekrar proje talep edilirse, inovasyon merkezi de kurulacak olursa bunun açıklamasını da mutlaka duyacağız. İlk ulaşım nerede yapılması planlanıyor? Yani faaliyette başlayacağı zamanı ile uzak mesafe ulaşım faaliyeti nereden nereye olacağını merak ediyorum demiş İlhan Bey. Şimdi ilk ulaşım nerede yapılacak? Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulmuş olan bir merkez var. Onun dışında Belarus tarafında var. Belarus'taki zaten oraya gidilen yani katılımcılar olduğu zaman büyük yatırımcılar veya siz davet edildiyseniz gittiğiniz zaman siz orada mesela ürünleri test edebiliyorsunuz ve seyahat edebiliyorsunuz. Ama bu test merkezi. İlk ulaşımın nerede yapılacağı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki alanda yapılması mümkün. Ama bundan sonraki proje nerede olacaksa muhtemelen oradan başlayacaktır. Bunun cevabını bilmiyorum. Bu sormuş olduğunuz sorular aslında sizin ileriye dönük merak ettiğiniz sorular. Bu ileriye dönük merak edilen sorulara net cevap vermem mümkün değil. Hele ki tek başıma. Çünkü bunu yetkililer tarafından duymam gerekiyor ve size aktarmam gerekiyor. Spontan gelişen sorular. Yani ben bunlara net cevapları vermem. Bu cevapların üzerinden de kesin böyle olacaktı demem. Demem de doğru değil. Çünkü yetkililer bununla ilgili bir çalışmayı yapmışlardır, analizini yapmışlardır, denemişlerdir ve kesin karar aldılarsa ondan sonra bize açıklarlar ve biz bunun üzerinden size cevap verebiliriz. Yani burada sorduğunuz sorular eğer hep geleceğe yönelikse, geleceğe yönelik size net cevap vermemi lütfen benden beklemeyin. Çünkü birincisi ben suç işlemiş olurum. Çünkü projeye hakim olan bir kişi değilim. Bütün bilgiler bana ulaşmıyor. Ulaşması mümkün değil. Çünkü proje içerisinde yapılıyor. O projenin içerisinde bir değişiklik yapılıyor. Eğer bir eksiklik varsa o tamamlanıyor. Derken süreç var. Süreci benim yönetiyor olmam gerekiyor ki bu soruların cevapları bende olsun. Bu süreci ben yönetmediğim için ve bir kişi yönetmediği için, birçok kişi olduğu için bu ancak test edilir, netleşir, net cevaplar alınır. Ondan sonra bize yayınlanmış bir şekilde açıklanır. Bu yayınlanmış olan şeklini ben okurum veya siz okursunuz ve bunun üzerinden yola çıkarak sorularınıza cevaplar verebilirim. Proje şu anda tamamen gelişme aşamasında. Bunu yetkililer bize geçen de açıkladılar. Gelişme aşamasında olan projede net cevapları beklemek veya bunlarla devamlı olarak oyalanmak bizi yoruyor sadece. Şu anda proje sadece yatırımcılar üzerine ve network sistemini kurup da kendini hem iş sahibi olmak isteyen hem yatırımını büyütmek isteyen arkadaşlar olarak devam ediyor. Hisse satışları var. Bu hisse satışları yatırım için projeye yatırım, masraf, gider vesaire için kullanıldığından dolayı hisse satışları en düşük fiyatlarla satışa paketli halde sunuluyor. Siz faydalanın, biz de projeyi kuralım diye bize bir fırsat sunuluyor. Biz şu anda bundan faydalanıyoruz. İş borsaya kadar gittikten sonra ondan sonraki satışlarda artık gelir elde ederek
bütün projeleri tamamen net bir şekilde o zaman takip edeceksiniz ki o durumda bile farklı ülkede farklı bir proje başladığı zaman yine aynı şekilde orada netleşecek olan bir tablo olması gerekiyor. Bu tablo çizilir, planlaması yapılır, her şey tamamlanır, ondan sonra açıklanır. Ve yine vurguluyorum ve altını çiziyorum. Sorduğunuz sorulara yetkililerin haberi olmadı. Herhangi bir cevap veremem. Bu benim için bir suç teşkil eder. Çünkü proje benim elimden ve benim onayımdan geçmiyor. Ben yönetmiyorum projeyi. Net cevaplar yayınlanır. Yayınlanması demek ne demektir? Evet, bu haber test edildi, analiz edildi, seçildi kelimeler. Seçildi, konuşma içerisinden seçildi veya proje içerisinde her şey net aktarıldı, haber akışına yayınlandı. Oradan istediğiniz bilgiyi okuyabilirsiniz, o bilgiler doğrudur. Veya düzeltme yapılacaksa yine haber akışından bütün bilgilere sahip olabilirsiniz. Haber akışında yer alan bilgiler doğrudur. Ezbere cevap vermek istemiyorum, kimseyi de yanıltmak da istemiyorum. Sizin gibi ben de yatırımcıyım. Ben de sizin gibi her şeyi merak ediyorum. Fakat bekleme süreci olduğunu biliyorum. Yani bir ağacın meyveyi vermesi için olgunlaşma süreci var. Ondan sonra artık meyveyi toplamaya başlarsınız. Burada da yine aynı sistem devam ediyor. Zaten genel olarak evrende aynı sistem devam etmiyor mu? Bir şeyle olgunlaşır. Ondan sonra ortaya çıkar ve ondan sonra artık siz bir şeyleri almaya başlarsınız. Buradaki sistem de aynı şekilde devam ediyor. Şu anki süreçte yine bir eğitim programımız var biliyorsunuz. Bir iki haftaya kadar bu program başlamış olacak. Eğitime katılmak isteyen arkadaşlar muhakkak ki olacaklar. Bunlar hepsi yazabilirler. 2 haftaya kadar, 3 hafta denilmişti. 1 haftamız geçti. 2 haftamız kaldık. 2 haftaya kadar bu eğitim programımız başlayacak. İşi nasıl yürütebileceğinizi veya yatırımınızı nasıl yapacağınızı burada açıklayacak olan yetkililer olacak. Oradan takip edebilirsiniz. Bilgilerinizi alabilirsiniz. Temettü hakkında verilen bilgiler vardı. Bu da borsaya çıkacağız. Borsada 1 sene kalacağız. 1 sene kaldıktan sonra o 1 seneyi kapattığınca hesaplamalar yapılacak. %20'lik temettü hakları herkesin hesabına yatacaktır. %80'lik kısmı her zaman için projeyi geliştirmeye kullanılacaktır. Çünkü projenin gelişmesi için devamlı olarak bir ekonomik, finansal duruma ihtiyacı var. Eğer bu olmazsa bu proje gelişmez. Projenin gelişmesi demek sizin temettüyü daha fazla almanız demektir. Yani bize %20 verecekler ama gerisini projeye kullanacaklar. Evet, projeye kullanacaklar çünkü proje bütün dünyada geliştikçe aslında size damla damla gelen temettüler artmaya başlıyor demektir. Hisseleriniz değer görmeye başlıyor demektir. Hisselerinin satışları hızlanıyor, büyüyor demektir. O yüzden buradaki temettü şu anda %20'lik. Sonrasında nasıl değerlendirmeye geçer ilk seneden sonra onu artık sonraki zamanlarda göreceğiz. $5.000 ne kadar hisse veriliyor? Hüseyin Bey, 5.000 dolara 500.000 adet hisse veriliyor. Ve bu 31 Ekim'in sonuna kadar geçerli. 31 Ekim saat 10'a kadar bitirmeye çalışın eğer böyle bir planlamanız varsa. 500.000 adet ve bu ay içerisinde bitecek olan bir kampanya, bir promosyon. Ondan sonra bu hisseler 2 katına katlayacak. Tekrardan 5.000 adetlik 5.000 dolarlık hisseler olmayacak. 10 ay taksitli her ay $500'dan taksit ödeyeceksiniz.
ödeme seçeneğiyle satın alabiliyorsunuz veya peşin ödemeyle satın alabiliyorsunuz. Sonraki ay Kasım ayında ise 10 bin dolarlık hisse olacak. O 10 bin dolarlık hissenin içerisinde de 1 milyon adet hisse var. Onu da yine 10 ay olarak taksitli olarak alım yapabiliyorsunuz. Her ay 1000 dolarlık ödemeler olacak. Bunun dışında da 1200 dolarlık var ve 600 dolarlık var. Yani herkese ekonomik durumuna, finansal durumuna uygun hisseler var. Değerlendirebilirsiniz. Toplamda kaç milyon hisse var, Skyway hissesi var. Onu ben bilmiyorum Ahmet Bey, bu soru beni aşan soru, yine tekrar söylüyorum. Skyway'in toplamda kaç milyon hissesi var, bunu bilemiyorum. İhtiyaç duydukça hisseleri satışa çıkartabiliyorlar. Tabii ki onlar da başka bir yerden borçlanıyorlar ve satışa çıkartıyorlar. Ve sonradan bu borsaya çıktığı zaman da yine tekrardan siz satacaksınız. Siz gelir elde edeceksiniz. Ama kaç milyon adet olduğunu benim bilmem mümkün değil. Bu çok kapsamlı bir soru. Burada bir limitinde olduğunu da sanmıyorum. Projeye ne kadar ihtiyaç oluyorsa o kadar çok hisse satışa sunuluyordur. Başka sorusu olan ama güncel, lütfen güncel sorular. Geleceğin ve benim bilmediğim ucu açık böyle. Bizi yanıltabilecek, sonradan evet bunu söylemiştin ama böyle oldu gibi sorular değil. Daha güncel, daha böyle ilginizi şu anda çeken soruları sorun lütfen. Çünkü yatırım yapmışsınızdır, yatırımınız bekliyordur ve siz hala borsaya çıkışı bekliyorsanız bu bilin ki bir sene daha sürecektir. Bir sene, 3 ay kadar daha sürecektir demektir. O yüzden şu an sorduğunuz sorular sadece yatırımınızla ilgili ise yatırımınızı geliştirmek istiyorsanız hisse alımını devam edin. Grubunuzu kurun, network sisteminizi kurun. Hisse alımınızı devam etmek istiyorsanız network'ten kazandığınızla hisselerinizin ödemesini yapabilirsiniz. Yatırımınızı arttırabilirsiniz. Sizin için sunulmuş olan şu anki avantajlar, en büyük avantajlar bunlar. Network sistemi ve kendi grubunuzu kurma sistemini çok basite almayın. Gerçekten çok güzel işler yapabilirsiniz. Gruplar kurabilirsiniz. Hem grubunuz kazanır hem siz kazanırsınız ve bu şekilde devam edebilirsiniz. Arkadaşlar, bana ayrılmış olan süre dolmak üzere. Ben sanırım daha fazla soru yok zaten. Bu nedenle ben bugünkü akşamki yayını bitirmeyi karar alayım. Çünkü başka şey programa bağlanacak olan başka arkadaşlar da var. Bana verilmiş olan şu anda süre doldu. Yaklaşık 50 dakikadır birlikteyiz. Sonraki hafta yeni Perşembe günü yine tekrardan bir arada olacağız. Sorularınızı yazın, gönderin ama beni aşan sorular olmasın lütfen. Daha güncel, bugünle ilgili, bu ayla ilgili ya da bir sonraki ayla ilgili ya da geçen ayın sonuçları ile ilgili sorularınız olabilir. Grup kurmanızla ilgili sorularınız olabilir. Yapmış olduğunuz yatırım veya planlamakta olduğunuz yatırımla ilgili sorularınız olabilir. Bunları sorabilirsiniz ama çok büyük sorulara cevap ben yetkililer olmadan veremem. Bunu tekrar altını çizerek vurguluyorum ve bu ay içerisinde Ekim'in 31'ine kadar olan hisselerden yararlanın, kampanyalardan yararlanın, verilmiş olan promosyonlardan yararlanın. 5000'e 500 bin adet hisseyi almak bu bir daha gelmeyecek olan bir fırsat. 10 bine 1 milyon hisseyi almak bu da yine Kasım ayı için geçerli olacak ve sonrasında ikiye katlayacak bu hisseler. Yatırıma bu gücüm yetmiyor diyene 600'lük hisseler var, 1200'lük hisseler var. Sınırlı sayıda kaldılar. Şu anda kaç adet kaldıklarını bilmiyorum. Değerlendirmek isteyenler mutlaka değerlendirsinler. Yatırımlarını yapsınlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize ileriye dönük yapmış olduğunuz yatırımınızda güzel gelirler elde etmenizi şimdiden
Temenni ediyorum ve sizinle birlikte kendime de aynı şekilde temenninde bulunuyorum ve birlikte bu grubu daha da büyüterek, daha da güçlenerek devam edeceğimize inanarak hepinize iyi akşamlar diliyorum. Grup kurmak isteyenler veya grubunun altına kişileri kaydetmek isteyenler nasıl devam edeceklerini bilmiyorlarsa Hikmet Bey ile Yeter Hanım'la benimle irtibata geçebilirler. Ve sunum seyretmek isteyen başka kişiler varsa Türkiye genelindeki yatırımcılar için geçerli bir sunum artık. O yüzden davet edebilir, bilgileri paylaşabilirsiniz. Sunumumuz her hafta Perşembe günü saat 8'de başlıyor. Yaklaşık 45 dakika, maksimum 1 saat sunum devam ediyor. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Teşekkür ederim zaman ayırıp katıldığınız için. Yapmış olduğunuz işin küçük değil, çok büyük bir proje olduğunu da unutmayınız lütfen. İyi akşamlar hepinize.